Tekrardan merhabalar, yine Öztek, Citroen Öztek'teyim. Dedim ki benim alışkanlığımdır, gelmişken bir araba çekmem, birden fazla araba çekerim. Gelmişken şahin paket, navigasyonlu, 6 ileri manuel şanzımanlı, 1.5 Blue HDI 100 beygir, derin mavi renk seçeneğine sahip, dolu mu dolu bir C-Elize görmüşken çekmemek olmaz tabii ki. Çekim yapabilir miyim dedim. Tabii ki de. O yüzden ben de şu anda C-Elize'nin yanındayım sizler. Şimdi yine tripodum yok, ekipmanım yok ama bu şekilde çekimi yapıyoruz tabii ki. Yani şartlar kolay olmuyor. Çekim ekipmanlarım olsa bile. Burada en azından araba doluysa arabanın boş içinden, yani için nasıl söyleyebilirim? İçindeki ziyaretçilerin çıkmasını bekliyorsun ya da orada araç hakkında bilgi almaya çalışıyorsun vesaire vesaire. Pek çok teferruatı oluyor ki ben daha yeni profesyonelleştirmeye başlamış biri olarak söylüyorum. Tabii ki kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi hep beraber C-Elize'ye detaylıca bakmaya başlayalım. Aslında bu C-Elize'nin yüzüm 2017'den beri değişmedi. Ben buna C3 videosunda da dedim, bak makyajı C3'ümüz de burada. Yüzü artık en eskiyen model olarak Citroen'de yüzü en eskimiş olan model olarak kayda geçmiş oldu dedim C-Elize için. Bir makyaj operasyonu ya da yeni nesil bir C-Elize bekliyoruz dedim. C-Elize hakkında ufak bir tarihçesini vereyim. 2012 yılında dünya premieri, 301 aslında 301'in dünya premieri İstanbul'da yapılmıştı. Otoşko'da, orada da ben vardım. Çok manyak bir şeyim ben, biliyorum. Vardım orada da. Yani nasıl söyleyebilirim? 29.900 liradan başlayan fiyatlarla demişlerdi 301 için. Yani bu da büyük ihtimal işte 28 olsun ya da 30 olsun. 1000-2000 lira oynuyor zaten. İşte C-Elize ile 301. Berlingo ile Rifter arasında, şu anki Rifter artık. Rifter ile Berlingo arasında gerçi bayağı bir fiyat farkı oluyor da burada yine 1000 lira 2000 lira gibi bir fiyat farkı oluyordu C-Elize ile 301 arasında. Şimdi 301 şey C-Elize'de ön tarafı panjur tampon kısmı birazcık C4'ün köşeli hatlara yer verilmiş versiyon olarak söyleyebiliriz aslında. Burada alaşım jant görünümlü bir jant kapağı geliyor. Bu arada C3'te de yine aynı şekilde geliyor. Ben orada alaşımlı jant demişim. Pardon, özür diliyorum. Yanlış bilgilendirme yaptığım için kusuruma bakmayın. O araba Fuel Bolt paketti. Bu Shine paket. 16 inç LED'ler geliyor. LED gündüzler geliyor. Onun haricinde sinyallerimiz çamurlukta. Ben bu C-Elize'nin 301'in formunu, duruş şeklini çok seviyorum. Şu krom detayları görüyorsunuz mesela. Yani Citroen ya da Peugeot bir test arabası bekliyoruz. Herhangi bir model. 3D görünümlü arka stoplar geliyor. Mesela 301'de de aslan pençesi temalı bir stop geliyordu. 503 olması lazım ya da 509, 503 ya da 509 olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Şöyle aracın etrafını dönmüş olduk. İkisi de değilmiş. 506 litre bagaj hacmine sahip bu aracımız. C-Elize aslına bakarsanız arka kısımda 2017'den beri aynı tasarımla satışta. Arkada bir tek stoplarımız değişmiş. 3D temalı stoplar gelmiş. Arkadan açılmıyor bagajımız. Ön tarafta da tampon far değişimi olmuş. Onun haricinde çok fazla bir değişim gelmemiş 2017 yılındaki makyaj operasyonuna. Tekrardan aracın etrafını size şu şekilde döndürmek istiyorum. Citroen'in tek sedan modeli Türkiye'deki. Onu da belirtmiş olayım. Derin mavi. Derin mavi nadir gelen renklerden. Şimdi ben bagajı açayım sizler için. 506 litrelik segmentindeki iddialı bagaj hacmine bakalım hep beraber sizler için. Şimdi C-Elize'de bagaj nasıl açılıyor diye merak eden vardır düşüncesiyle gösteriyorum. Şu Eco ESP kapatma tuşu var ya, onun orada bir de şu var. Ona basılı tutuyormuşuz. Basılı tutayım sizler için. Evet, 506 litre. Ben de daha demin 503 dedim, 509 dedim.
Bakmama rağmen şaşırdım. İnsanız yani. 506 litre bir bagaj hacmi. Gayet iddialı. Şimdi ilk çıktığında ben B segmenti sedan bir araba zannediyordum. Yani sembol işte ne var onun segmentinde? Alibe var. Sembol var. O ayarda bir araba zannediyordum ama şu anda kısmen öyle. Hani B ile C segmenti arasında yer alabiliyor. Yer alan bir araç da diyebiliriz. 506 litre bir bagaj hacmi bence gayet yeterli. Şu şekilde göstereyim. Şimdi ama asıl sorum şu. Artan araba fiyatları, yani bu araba şu anda ilk 2012'deki ya da 2017'deki euro kuruyla, geldiği kurla şimdiki kur arasında dağlar kadar fark var. O yüzden yani zaten fiyat farkı olacak illaki. Ama ciddi bir fiyat farkı var. Araba 30 bin liraydı 2012'de, şimdi 170 bin liraya yakın bir fiyat. Öyle yani. Ama 506 litre bir bagaj hacmi, hani iddialı. Hani belki segmentin en büyüğü değil ama ne iddialı, hani rakiplerine taş çıkarabilecek iddialı bir bagaj hacmine sahip aracımız. Bagajı da kapatalım sizin için hemen. Sonra aracın arka yolcu alanı ve ön kokpit alanına geçiş yapalım sizin için hemen. Evet, bagajı da bu şekilde kapatmış olayım. Şimdi telefonu sabitleyebileceğim bir yer olmadığı için ben arka yolcu alanına oturamayacağım. Ama bir saniye. Bu arada böyle yapma sebebim videoyu kaliteli olması adına 1080-60 bir görüntü kalitesi oluyormuş. O şekil olması adına. Arkalarda ISOFIX desteği var. Ben 301 ile yolculuk yaptım. 301 aynı araba zaten. Yani C50'si 301'in Strain diyeceğim. Bu arabayla, işte o arabayla ben çok yolculuk yaptım. İşte bir abimiz de vardı. Onunla yolculuk falan yaptık. Karşıya geçtik falan filan. Öyle anlarımız oldu arabayla. Ondan dolayı C50'sinde, 301'inde arka yolcu alanına biliyorum. Tatmin edici. Şimdi onun haricinde de arkalarda bak, görüyorsun ilk önce arkaya diyorsun camlar yok mu? Ha, bu camları koymuşlar, niye koymuşlar diyorsun. Ama ortada iki tane tuş var. Sol taraf sol, sağ taraf sağ zaten. Şaft tünelimiz de bu şekilde. Orta ideal bir şekilde ama ortada üçüncü kişi birazcık sıkışarak yolculuk yapmak durumunda kalacak şekilde ayarlanmış. Arka cepliklerimiz var. Koltuk arkası cepliklerimiz mevcut. Bu şekilde bir yolcu alanına sahip aracımız. Koltuk kapı içlerinde herhangi bir yer bulunmuyor. Keşke kapı içlerinde de yerler bulunmuş olsaydı. Bunu da burada belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi C-Dize'nin ön kokpitine geçelim. Ben ne zaman binsem farklı şekillere geçiyorum. Bunda da geçersem şaşırmayın yani. Kokpitimiz de şu şekilde. Hem 301'de hem de C-Dize'de farklı farklı ruh hallerine bürünüyorum. Kokpite oturunca. Bunun Allah bilir ne olacak, ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Nereye gidiyoruz abam? Selamun aleyküm. Ben her arabaya binişte selam veriyorum. Bilmiyorum, alışkanlık oldu bende. Şimdi burada herhangi bir fonksiyonel bir direksiyon bulunmuyor. Sol tarafımızda hız sabitleme, hız regülatörü vesaire var. Sağ tarafımızda da Renault'da mesela burada klasiktir. Her modelinde olan bir takımları burada sağ tarafta. Bu yine bu tarafta bulunuyor. Citroen'de de, C-Lize'de de bulunuyor daha doğrusu. Citroen'de demeyeyim, her modelinde bulunmuyor. Şimdi makyaj operasyonuyla gelen bazı şeyleri söylemek istiyorum. Vites topuzu iç kısımdan. Vites topuzu geldi. Onun haricinde şey geldi. Yani Shine pakette bu dolu versiyon.
navigasyon ekranlı versiyon, artı ekran olarak alınmış bir araba. 7 inç zaten ekran geliyor bunda. 6 ileri Blue HDI 1.5 litre yeni nesil motor, 100 beygir. Deri bir vites körüğümüz mevcut. 4 cam otomatik, 4 cam otomatiğin kapılarda da ön kapılarda da otomatik tuşları yok. Ön kapılarda da otomatik tuşlarımız yok. Şeyde hepsi burada ortada. Mesela eski Berlingo, ya eski dediğim 2012-2013 Berlingo Partner tepelerde de oralardaydı. Yine o kasa araç incelersek ben size detaylı olarak zaten anlatmak istiyorum. Yani benim burada amacım şu değil. İşte arabanın şu kadar milimetre uzunluğu, bu kadar milimetre genişliği, aks mesafesi şudur budur değil aslında. Siz C50'ye bakıyorsanız, yani ben birazcık piyasa arabaları çekim yapabiliyorum ancak. Çünkü piyasa arabaları bana daha çok denk geliyor. Yani tabii ilginç bazı çekse de izlesek diyebileceğiniz arabalarda denk geliyor. Onları da çekiyorum tabii ki. Burada kişi alacağı zaman bilgi edinmiş şekilde bayiye gitsin ya da aracı almaya gitsin istiyorum. Benim amacım o. Bilgi verebiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi onun haricinde 6000 devirli bir devir göstergemiz var. 200'e kadar giden de bir şeyimiz var. Hız kadranımız var. Onun haricinde dijital bir klimamız var. Onun haricinde de burada 7 inçlik bir multimedya ekran paketimiz var. Dörtlü flaşörümüz burada. Biraz zorlanarak uzanıyorsun. Ama koltukların yan kavraması falan güzel. Elektrikli park feni zaten yok bu arabada. Kol dayanağımız var. Kol dayanağımızın içi ufacık ama kol dayanağımız deri. Yani kolumuzu dayamak adına vesaire. Kol bu orta konsola bağlı olarak geliyor. Yani sağdaki kişi sol kolunu da atabilir. Soldaki kişi sağ kolunu da atabilir. Hani onun için ayarlanmış güzel bir şey. Yani zaten ben şu anda burnumu göremiyorum. Arabanın burnunu göremiyorum. Ama oturma pozisyonu yeterli, güzel. Ama ekrana zorla çok hafiften şöyle yapmam gerekiyor. Onu da belirtmiş olayım ama klima tuşlarına rahatça ulaşabiliyorum. Benim boyum 1.70'e yakın bir boy bu arada. Tam ben de hatırlamıyorum kaç ne kadar olduğunu boyumun. Burada çocuk pili var. Bu arabanın tabii showroom olduğu için şey akü falan showroomlarda o şeyler nedir tam bilmiyorum. Çocuk kilidine bastığımda çalışmadı. Ha burada merkezi kilidimiz var mesela normal 4 kapı kilidi. Burada deri direksiyon geliyor. Deri direksiyonumuz geliyor mesela. Onun haricinde burada altta ufak gri grimsi nardo gri mi oluyor bu? Tam ya gümüş gri ya da nardo gri gibi bir parlak bir gri. Bir plastik kısım geliyor. Aslında torpidonun kısmıyla aynı. Bu hatırladığım kadarıyla böyle şey 301'de yok. Bu CLZ'ye özeldi diye hatırlıyorum. 301'de de buna eşdeğer alür. Bunda zaten hiçbir şekilde elektrik park feni, sunroof, manroof bulunmuyor. Arabamızda airbag olarak da bir torpidomuz var. İki, onun haricinde de yanlar var mı? Yanlar da var. Dört şeyler var mı? Şu B direkleri, şu orta direkler. Orta direklerde airbag yok galiba. Göremedim. Kapımızda birazcık bu arabaya has mıdır yoksa CLZ'lerin genel hastalığı mıdır bilmiyorum. Birazcık sert kapatmak gerekiyor. 4 tane airbag'i var. İşte güvenlik önlemleri var. Tabii bunda şerit takiptir, kör nokta standır vesaire vesaire yok. Bu orta halli bir araba. Bu şekilde bir araç. Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto desteği sunuyor diye hatırlıyorum. Tam emin de değilim. Şimdi dizel seçenekleri var bu arabada. Bir tek 1.5 Blue HDI 6 litre manuel şanzımanlı 100 beygir bir güç sunan bir motorumuz bulunuyor burada. Onun haricinde de herhangi bir motor seçeneği bulunmuyor. Eskiden bir iki PureTech vardı.
Onun haricinde 1-2 yani şey vardı, 1-2 vardı, 1-6 vardı, 1-5 yeni makyaj versiyonuyla birlikte geldi. Vesaire vesaire pek çok yenilik aslında motor yelpazesinde yapılmıştı. Tabii yol tutuşu vesaire hakkında tatmin edici. Şehir içinde de, şehirler arası ya da otobanda da yeterli tatmin edici bir yol tutuşuna sahip bu araç. Kapı içleri aslında bir şey değil mi? Zaten ön kapıların içleri geniş olur ama arkadaki kapı içlerinin olmamasını burada telafi etmişler denilebilir kısmen. Torpidomuz da yeterli bir torpido. Öyle çok aşırı büyük değil. Çok aşırı ufacık, mini minnacık da değil. Yeterli. Arabanın çok ileriye doğru bir büyük bir torpidosu yok. Yani biraz dar bir torpido. Diğer rakiplerine nazaran işte Egea'dır, Megane Sedan'dır. Gerçi Megane Sedan biraz daha üst kalıyor ama Joy paket ya da Toç paketle karşılaştırdığınız zaman falan ya da Egea'yı. En dar torpidolu C-Lize 301 tarafı diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Tabii şu anda size kokpiti daha yakından göstermek istiyorum. Kokpiti daha yakından göstereyim hemen size. Ben bu videoyu şu şekilde bugün ekipmanım olmadığı için bu şekilde mecburen çekiyorum. Hani kusuruma da bakmayın. Mümkün olduğunca fire vermemeye çalışıyorum. Ekipmanım yok. Gebze'ye gittim. Bugün kaçı? 11 Eylül. Gebze'ye gittim. Bir işim vardı. Onu halletmek durumunda kaldım. O yüzden ekipmanını almadım yani yanıma. Ama yeni C3'ün de geldiğini öğrenir öğrenmez yapıştırdım geldim. Şimdi şu şekilde bir direksiyonumuz geliyor. Bu şekilde. 7 inç ekranımız. Göstergemiz mesela. Torpido çift renk. Yan kapı tutma yerleri yine çift renk. Kapı kolları çift renk vesaire. Burada mesela far ayarı, şey gündüz dediği ayarı, elektrikli aynalar bu arada. Eco modu on off var. ESP açma kapama var. Burada bagaj basılı tutuyorsunuz. Ben onu bilmiyordum. Burada bu arada benzin depo kapağını yine buradan açıyorsunuz. Depo kapağı solda mıydı, sağda mıydı? Sol tarafımızda depo kapağımız. Onun da bilgisini vermiş olayım. Size aracın kilometresini de göstereyim bu arada. Görün. Görebiliyorsanız tabii ki. Göremedik. 3 kilometredeydi araba. Zaten sıfır bir araba. Hani öyle çok da aşırı yüksek bir kilometre beklemezsiniz ya da çok şey. Biliyorsunuz ki 120 kilometreye kadar araçlar sıfır olarak adledilebiliyor. Öyle bir prosedür duymuştum ama neydi hatırlamıyorum detayını. Bugün sizler için C-Lize inceledim. Citroen C-Lize bu şekilde bir araç. Tabii inşallah en kısa zamanda da bir test sürüşü ya 301 ile ya da C-Lize ile. Onun haricinde buradan Citroen'e seslenmek istiyorum. Citroen bize bir test aracı verirseniz sevinirim. Ehliyeti almaya ramak kaldı, az kaldı. Yani bugün itibariyle, 11 Eylül itibariyle az kaldı. Belki siz aradığınız zaman, arayacağınız zaman almış bile olabilirim. Yani aracı verirseniz de gözünüz arkada kalmaz. O şekilde söyleyeyim. Nereye gittiğimi, ne yaptığımı, ne ettiğimi bile konumuna atarım. Resimlerim. Problem yok yani. Şimdi malum güven olmuyor. Olmayınca da sıkıntı oluyor. Sıkıntı olunca da markalar araç vermiyor. Bu şekildeydi bugünkü videomuzda. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bu şekilde aracın içini göstermek istiyorum size. Mesela arkada kol dayama yok.